Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün bir hayalimi gerçekleştirmek için Endonezya'nın Papua kısmında Raja Ampat bölgesindeyim. Issız bir adaya gideceğiz. Gerçekten ama öyle birileri olan ama ıssız bir yer değil. Gerçekten sadece bizim olduğumuz ıssız bir adaya gideceğiz. Hani ıssız adaya düşsen yanına ne alacaksın dediğinizde önünüze gelen bir resim var ya, palmiyeler, bembeyaz kumlar, ne bileyim işte Hindistan cevizleri, yılanlar, yani çok değişik canlılar. O aklınıza gelen tam olarak şu anda onu yapmak için yola çıktım. Yani şu anda bir durağımız var. Ondan sonra direkt oraya geçeceğiz. Yani size şöyle söyleyeyim. Binlerce değişik deniz canlısından tutun da dünyanın en büyük yengecine, hatta birkaç yıl önce timsah bile görülmüş, yılanlar artık, yani o kadar değişik şeyler olacak ki aşırı heyecanlıyım, aşırı mutluyum. İnşallah da her şey güzel gidecek. 4 gün boyunca o ıssız adada tek başımıza olacağız. Yanımıza 3-4 tane noodle getirdik. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Suyumuz var sadece. Zıpkın malzemelerim, oltalarım ve kamp malzemelerimiz var. Bizi bırakacaklar. Buraya bir tur şirketiyle geldik. Normalde günübirlik bir tur ama biz istedik ki bizi bıraksınlar adaya. 4 gün sonunda pazar günü tekrar bir tur olacak. O güne kadar hiç tur yok. Pazar günü bir tur olacak. O gün bizi alacaklar. Onun dışında 4 gün boyunca adada tek başımıza olacağız. Çok heyecanlıyım. Şu anda inanılmaz bir yerdeyim. Bence çok fazla konuşmaya gerek yok. Hadi macera başlasın. Arkadaşlar böyle bir güzellik ben hayatımda görmedim. Yani ben de görmedim onu. Hani bu şey algılanmasın. Yok işte bizim ülkemiz daha güzel. Evet, çok güzel yanları var ama yani buranın bu atmosferi, tropikalliği inanılmaz. Ben hayatımda böyle bir şey ne gördüm ne de yaşadım yani. Coğrafya açıdan harika bir abi yer. Harika ya. Ben ya şey, o balıkları falan yani kamerada nasıl gözüktü şu an bilmiyorum ama 2 kiloluk, 3 kiloluk dev gibi papağan balıkları mı desem, hayatımda hiç görmediğim rengarenk balıklar mı desem, küçük GT'ler mi desem, yani traveler'ler mi desem, ne desem bilmiyorum. İnanılmaz güzeldi. Şimdi burayı gezmeye devam ediyoruz. Kendi adamıza gitmeden önce, ilk önce bu turistik yerler her zaman güzel olur tabii ki de. Zaten çok güzel. Adamıza gitmeden önce buraları gezeceğiz. Daha sonra bizi oraya bırakacaklar ve hayale başlayacağız. Şu anda dünyanın en büyük yengeci olan palmiye yengeci, coconut
Krep diye geçiyor. Bizde palmiye yengeci diye biliniyor. Kıskaçları dünyanın en büyüğü. Kıskaçlarının gücü aslanın ısırmasıyla eşdeğermiş. Evet. İstersen bir dene. Ha? Vallahi. Hayır, saçma mı, çekil. Şu an bir diğer gezdirecekleri bizi yere gidiyoruz. Ya burası inanılmaz bir yer ya. Ben böyle bir şey ne gördüm, ne hissettim, öyle söyleyeyim size. Evet, bir diğer bizi getirdikleri yerde burası. Telaga Bintang diye bir yer. Arkadaşlar ya, burada inanın hiç görünmüyor. Bak, hiç görünmüyor renkler ama var ya, öyle bir pastel gibi ki ya, böyle o kadar canlı ki anlatamam size. Keşke gerçekten şu an benim gördüğüm, gözümle gördüğüm şekilde görebilseydiniz. İnanılmaz. Geldiğimiz tekne bu arada. arkasında iki tane 50 beygir var motor. Yani işte gidiyor biraz. İdare eder, çok değil. Bizim için bizi buraya getirmeleri önemliydi ve geldik. Ya, inanılmaz güzel ya. Yani imkanı olan buraya gelsin. Of. Bayağı yukarı çıkıp duruyoruz. Yorulduk ama sanırım manzaralar buna değecek gibi. Evet arkadaşlar, bayağı bir yürüdük. Böyle bir yere geldik. Ya manzara inanılmaz, hani öyle söyleyeyim. Diyecek böyle çok bir şey bulamıyorum. Yani bunu anlatacak kelime bulamıyorum pek. Yeşilin bizim oradaki tonu değil. Onu söyleyeyim. Hani bizim çam ağaçları olsun, bizim oradaki palmiyeler olsun, kesinlikle onun gibi bir renk düşünmeyin. Çok farklı. Çok apaçık yeşil yani. Parlıyor, anladın mı? Çok değişik. İnanılmaz bir şey. Aşağısı uçurum. Gerçekten anlatacak çok bir şey bulamıyorum. Aynen. Yolumuza devam ediyoruz. Adaya gidene kadar şu an benim içimde tek şey o var. Buralar çok güzel ama beynim orada. Bir an önce gidebiliriz umarım. Ne, burası yıldız. Bak şurada bir yıldız bir şeymiş. Orada. Star Lagoon. Yıldız lagunu. Hakikaten yıldıza benziyor. Evet, şimdi bizim adamıza doğru gidiyoruz. Gidiyormuşuz yani. Çok heyecanlıyım beyler. Hadi bakalım, göreceğiz neymiş ne değilmiş. Akçay Karaçay orada belli olacak. İnşallah güzel geçer. Akçay Karaçay mı? Akçay Karaçay, aynen. Geldik. Arkadaşlar şuraya bakın ya. Oğlum, Onur abi. Şey balıklarına bak, melek gibi balıklar var. Bilmiyorum görebileceğin, bak şeyin altında. Köşede. Büyük derken yani dev değil ama. Ya keşke görebilseydiniz var ya. Okay. Of diyorum ya, of. Of 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 of. Bu ne? Bu ne? Oğlum gelenlere bak. Dur bir boğacım bakalım. Bak vallahi bir kiloluklar var ha. Oğlum. Ya of, çok güzel değil harika mi? Harika. Ne demek güzel? Allah aşkına şu tarafa bir gidelim mi? Arkadaşlar ya, böyle bir güzellik yemin ederim olamaz. Kafa yiyeceğim. Bu arada hemen şunu söyleyeyim. Burada bir işletme var. Yani hani kimsenin olmadığı ada derken asla yalan söylemiyoruz. Bu işletme şu anda kapalı. Tamamen burası ölü sezon olduğu için şu anda sadece günübirlik tur yapıyorlar. Buraya getiriyorlar. Birazdan bunların hepsi gidecek. Onun içinde vallahi balıklara bak. Iskaros ailesinden mi çağırdı? Bu ne oğlum? O birazcık şeye benziyor. Her neyse. Kuzu mu? Of, yalandırmalar falan filan. Bak yan yan yüzüyor lan. Çok güzel. Ayna yaptı. Arkadaşlar dediğim gibi ondan sonra biz buradan
böyle şu karşıdaki köşeyi görüyor musunuz bakın. Bir yerden sonra bitiyor. Oranın arkasına doğru gideceğiz. Yani burada, buranın tam tersinde mi olacağız? Arkaya doğru gideceğiz. Biz burayla bir ilişkimiz kalmayacak. Tamamen kendimizi izole edeceğiz. Yani kimse yanımıza gelmeyecek. Tek başımıza olacağız. Böyle bir yerde ya. Bu benim gerçekten yıllardır hayalimdeki, yani hayalini kurduğum bir şeydi. Yani şu anda gerçekleştiriyorum. Birader, sen bunun hayalini kuruyorsun. Ben hayalini bile kuramadığım bir yerdeyim şu anda mesela. Yani hani sen zaten hep bu işlerin içindesin ama ben... Beni düşünsene, bütün gün bilgisayar oyunu oynuyor. Ben bilgisayarda ama Green Hell falan oynuyordum. Hani oradan belki az çık ama bu şey ne oğlum? Green Hell'de kumsal yoktu bu arada. İnanılmaz güzel. Her neyse. Yani diyeceğim o ki birazdan kamp malzemelerimizi, çantamızı alıp buradan böyle yürüye yürüye gideceğiz. Kimsenin olmadığı yerlere doğru geçeceğiz. Şimdi ilk önce burada biraz bir zaman geçelim. Burayı bir tanıyalım. Ondan sonra bir soralım ne var ne evet, yok. Ne var, başımıza ne yok. Gelir. Yiyecek, edecek, zehirli bir şeyler var mı diye sorduk. Aslında varmış birkaç bir şey. Şu kaplumbağa mı lan? Yok lan, değil, taş. Taş mı? Dediğim evet gibi. Ya, zehirli şeyler varmış. Bakalım. Neyse bir öğrenelim. Şimdi biraz daha size buraları göstermek istiyorum şimdi ya. O kadar güzel ki. Bu da bizi buraya Rocky. Getiren Rocky. Say hi to our friends. Hi, all of you. Come to Rajambat and I will take you everywhere. Thank you. Thank you for bringing us here. You're welcome. Yeah. So this Sunday, we will back, right? Monday. Oh, no, Sunday. Sunday. Sunday, yeah. Yeah, Sunday. Sunday. We will back together. You will come here again? I'll come, yeah. Okay, very nice. So thank you for everything. No problem. Okay. Oğlum bu ne lan? Bir şey yiyor, arı yiyor. Arı mı yiyor? Aynen. Tutan adamı rahatsız etmeyelim. Arkadaşlar, bugün size benim de severek kullandığım ve İngilizcemi ilerletmekte bana çok yardımcı olan Open English'in %60 indiriminin müjdesini vermeye geldim. Eğer siz de anlıyorum ama konuşamıyorum diyorsanız ve benim gibi yurt dışına çıkıyorsanız ya da çıkmak istiyorsanız, İngilizcenizi akıcı bir şekilde konuşmak istiyorsanız, uzman eğitmenler eşliğinde klasikleşmiş, kalıplaşmış İngilizce öğrenmenin dışında oyun oynar gibi sohbet eşliğinde İngilizce öğrenebilirsiniz. Size İngilizcenizi daha da ilerletmeniz için ve geliştirmeniz için, ayrıca kendi özgüveninizi arttırmanız için harika bir kampanya bırakıyorum. Bağlantıya hemen aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Şimdi eşyalarımızı aldık. Burası, yani 4 günlük kamp yapabileceğimiz malzemelerimiz var. Oradan uzaklaşıyoruz. Zaten oradaki herkes de gitmek üzere yani. Bir tekne daha geldi, o da gidecek. Kimse kalmayacak herhalde. Umarım bir aksilik çıkmadan burada kalabiliriz ama buradan gitmek istemeyeceğimi çok iyi biliyorum. Yani şu güzelliğe bakar mısınız ya? Kuma bak. Bak, un. Unla ekmek yaparız bunların. Nasıl batıyorum bak. Bak. Siz görmüyorsunuz ama ya 2 metre önümüzde, 1 metre önümüzde balıklar yüzüyor. Evet ya. Şeffaf ve büyük. Şuraya bak. Oğlum. Oyunlarımda tam olarak böyle yerler vardı yani. Ben oyunun içindeymişim gibi geliyor şu an. Ne biliyor musunuz? Yemin ederim. Yani abim de burada şahit. Tamamen bodozlama geldik. Yani evet ya. Planımızda böyle yerlere gidebilmek vardı. Gideceğimizden emin değildik. Hatta acaba nasıl bulacağız, nasıl göreceğiz diyorduk. Yani bir şekilde şansımız yaver gitti ve şu an buradayız. Çok şükür yani. Diyecek bir şey bulamıyorum. Hadi gidelim. Neyler? Bak şuradaki ufak şeyler. Bak 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 bak, gidiyor. Ana yenge. Evet. Oğlum yürüsene. Koluma böcek kondu. Ana oğlum, kene mi lan bu, ne bu? Ya saçmalama ya. Yengeç de kabuklu. Beyler, yardım lazım şu anda. Ah. Şu an önümüzde bir tane siyah yüzgeç köpek balığı yüzüyor. Harika. O kadar güzel ki. Evet arkadaşlar, yaklaşık 45 dakikadır falan yürüyoruz.
Ama güzel bir yer bulduk. Şöyle göstereyim. Orada şurası. Şurada hemen var. Evet, denizden maalesef peçeteler falan filanlar dışarıya atılmış. Hemen şuranın arkasına kuracağız hamaklarımızı. Orada güzel bir sistem oturtacağız. Burada 4 gün buradayız. Evet, kalacağımız yer burası. Burası birazcık denizden gelen çöplerden dolayı biraz pislenmiş. Biz bunları temizleyeceğiz. Onun dışında da hamaklarımız var. Hamaklarda kalacağız. Hamakları birini buraya, birini de herhalde şuraya falan kuracağız. Yan yana. Cibinlikli bir şey. Pek yere temas etmek istemedik aslında. O yüzden böyle bir fikirle geldik. Şimdi bunu kuralım, hamaklarımızı. Bundan sonra devam. Temelimizi atıyoruz. İnek obası. Beyler. İki tane hamamız burada. Artı yağmur yağarsa diye şeylerimiz de var. Ne o? Oğlum, bu hamamı takar mısın? Evet. Direkt böyle. Dedi. Bugünlük videomuzu bitirelim artık. Devamını da bir sonraki videoda izleyelim. Birazcık yorulduk. Şunu kurduktan sonra bir tık dinleneceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Tabii videomuza da devam edeceğiz. Burayı asla kaçıramayız. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ortamı beğenmişsinizdir. Umarım bize kattığı bu huzuru birazcık olsun siz de yaşamışsınızdır, aktarabilmişsinizdir. Çünkü inanılmaz güzel. Yani aldığımız yerin manzarasını bir görün. O kadar keyifli ki, o kadar güzel ki, böyle bir şey yaşayabileceğimi inanın bilmiyordum. Çok şükür yaşadık. O zaman ne diyelim, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Destekleriniz için lütfen abone olmayı, bir de yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım lütfen. Orada olabildiğince sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Sorularınız varsa cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.